GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin aşağı yönlü tepki satışlarını oluşturduğu bir gün rastlıyoruz. Özellikle 100 seviyelerinden başlayan ve 98-90 seviyelerine kadar geri çekilen bir görüntü var karşımızda. Genel çerçevede hareketleri incelediğimizde mevcut yükseliş trendi içerisinde oluşan bir tepki satışı olarak değerlendirmemiz mümkün. Bu bizim için bir sürpriz olmamalı. Ama burada özellikle tepki satışları devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını arıyoruz. İlk etapta 99-80 99.81'ler göze çarpıyor. Burası önemli bir destek noktası. Ama biz yine de burada özellikle 26 Şubat'tan beri devam eden yükseliş trendinde bu trendi destekleyen ortalama olarak kaydettiğimiz 21 periyotun üstel hareketli ortalamanın önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bu ortalama şu anda 98.54 seviyesinden geçmekte. Yani dolar endeksi için bu ortalama üzerinde kaldığı müddetçe tepki satışlarının sonlanabilme ihtimallerinin bir adım önde olduğunu vurgulayabiliriz. İlaveten hareketleri incelediğimizde Özellikle 30 dakikalıklarda tepki satışlarının devamına ilişkin düşünceler ön planda olsa da Özellikle sıkışmaların bu bölgelerde olması acaba tepki satışları sonlandı mı sorusunu sormamıza da neden olmaktadır. Bu yüzden de gün içerisinde evet 21 periyodluk üstel hareketli ortalama önemli 98.54'lerden geçiyor. E, bu seviye öncesinde de günün zirve noktası 98, 90'lara da dikkat etmek gerekiyor. Endekste mevcut tepki satışları devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabı diğer finansal varlıklar üzerinde de etkili olması beklenilmekte. Baktığımız üzere Euro dolar paritesinde 1.0490'lardan başlayan bir toparlanma var. 1.0642'lere kadar devam eden bir görüntü var. Baktığımız üzere 1 saatlik grafikte 55 ve 89 saatlik üstsel hareketli ortalamaların Önemli olduğunu görebiliyoruz. 89 saatlik üstel hareketli ortalamanın en zirve noktası olduğunu, en uç noktası olduğunu görebiliyoruz. Burada özellikle düşen trendin devam ettiğini çok net bir şekilde şahidiz. Bu yüzden de özellikle euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler 1.07'lere kadar devam ederse bu çok da, değişik bir hamle olarak algılanmamalı. Çünkü düşen trend hala devam ediyor. Dikkat edildiyse yaklaşık hani buradan net rakam konuşacak olursak düşüş trendini başladığı zaman 1.13.50 civarlarında bu başlayan düşüşlerin bu tepkileri vermesi çok da sürpriz olmamalı. İlaveten e, burada özellikle dolar endeksi eğer tepki satışlarına devam edecekse Eurodolar da tepki alımlarını oluşturabilir ki 1.0645'lerin yani 55 saatlik üstel hareketli ortalamanın üzerine atabilir kendisini. Bu da 1.07'lere doğru yeni bir hamlenin oluşumuna katkı sağlayabilir. Ama genel çerçevede baktığımızda özellikle 1.0715-16 bölgesi hatta ortalamaya bakacak olsak 1.0712 bölgesi aşağı yönlü baskıların yeniden devam edebilmesi anlamında kritik bir önem taşımaktadır diyebiliriz. Sterling dolar paritesine baktığımızda sterling dolar paritesi de aşağı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam eden bir görüntüyle seyrini sürdürmekte. Hareketleri incelediğimizde düşen bir trendin devamlılığını konuşabiliyoruz. Bu yüzden de özellikle yukarı yönlü çıkışlarda nerelere kadar çıkabilir bu soruların cevaplarını bulmak gerekiyor genel çerçevede incelediğimizde ilk etapta 50-28 karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin altına zaten aşağı yönlü bir beklenti devam etmekte. 55 saatlik üstsel hareketli ortalama da mevcut aşağı yönlü hareketleri destekleyen en önemli göstergelerin başında. Tabii ki burada çizmiş olduğumuz kanallar da var. Burada 1.58 önemli olarak görülmekte ancak bir diğer önemli seviye olarak da 1.585 seviyesi göze çarpmaktadır. Sonuçta burada kanalın üst noktası olarak önemli ve kritik bir bölgedir. Bu yüzden de 50-28 olası geçilmesi durumunda trend değişti gibi bir algı oluşmaması lazım. Genel çerçevede 50-85'in altında negatif bir baskının devamına ilişkin düşünceler ön plandadır. Buna dikkat etmekte fayda var. Dolar yan paritesine baktığımızda önemli bir geri çekilme görüyoruz gün içerisinde. 121.65'lerden başlayan bir satış baskısı var. Bu da gün içerisinde baktığımızda 121'lere kadar devam eden bir görüntü görebiliyoruz. Burada düşüşler devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını arıyoruz. Alt nokta 120.60, üst nokta 121.65 olarak kritik bir önem taşıyan iki seviye diyebiliriz. Burada özellikle tepki satışları devam edecek mi? Kanalın alt bölgesi 120'lere kadar geri çekilme olacak mı? Hatta daha da alt bölgelere doğru geri çekilecek bir hamle oluşacak mı? Sorusunun cevabını arıyoruz. Yani %19-25'lere kadar, %20'lere kadar bir satış oluşacak mı? Bunları takip etmek gerekiyor. 120 60 bu konuda önemli bir destek noktasıdır ki bu destek noktası kırılmadığı müddetçe mevcut bu hareketlerin tepkisel olduğunu, yukarı yönü toparlamanın devam edebilme ihtimallerinin bir adım önde olduğunu vurgulayabiliriz. Peki 120 60 kırılmazsa ve dönüşlerle birlikte 121.65'ler geçilirse ne olması bekleniyor? Bu da yukarı yönlü hareketlerde daha da istekli bir hamlenin oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu yüzden de garantici işlemler için 121.65 üzeri ya da 120.60 seviyesi altı işlemlerine dikkat edilebilir. Yurt içine geldiğimizde özellikle sabah saatlerinde dolar endeksinde yaşanan satıcılı seyirle birlikte dolar Türk lirasında aşağı yönlü bir baskı oluştu. Yani baktığımızda doların Türk Lirası karşısında değer kaybettiğini gördüğümüz bir sabah yaşadık. Ve baktığımızda yine kur bazında 2.61'lerden başlayan aşağı yönlü bir baskının 2.5840'lara kadar devam ettiğine şahidiz. Genel çerçevede hareketleri incelediğimizde 21 periyot üstel hareketli ortalama önemli ve bu ortalama altında 4 saatlik kapanışlarını devam ettirdiği müddetçe aşağı yönlü tepkilerin devam edebilme potansiyelinin bir adım önde olduğunu vurgulayabiliriz. Şu anda bu ortalama 2.6120 seviyesinden geçmektedir diyebiliriz. Yani dolar Türk Lirası 2.6120'nin altında kaldığı müddetçe tepki satışlarına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Ham petrole gelecek olursak aşağı yönlü baskılar devam etmekte. Hareketleri incelediğimizde sıkışık bir seyir oluşmakla birlikte e, aşağı yönü hafif bir dalgalanmada da söz konusu. Gün içi hareketlere baktığımızda 48'lerden 48-70'lere doğru bir toparlanma söz konusu. Ama bu toparlanma mevcut düşüşler arasında bir tepki olarak değerlendirilebilir. 49 ve 49.90 seviyeleri önemli ki bu seviyeler altında negatif baskının devamına ilişkin düşüncelerimizin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. Kıymetli madenlere geçecek olursak özellikle bugün dolar endeksinde yaşanılan geri çekilmelerle birlikte kıymetli madenlerden altında hatta gümüşte de yukarı yönlü bir hareket gördük. Bu hareket 1156'nın üzerinde 1166'lara kadar devam eden bir görüntüyü destekledi. Peki bundan sonraki süreçlere yukarı yönlü hareketler devam edecek mi etmeyecek mi bu sorunun cevabını aramaktayız. Baktığımız üzere Özellikle 4 saatlik grafiklerde, 1 saatlik grafiklerde aşağı yönlü baskıların devamına ilişkin düşüncelerimiz ön planda. Mevcut kanal hareketleri de zaten bu düşünceyi destekliyor. Bu yüzden de özellikle işlemler gerçekleştirirken bu hususlara birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Son zirveye baktığımızda 166.45 seviyelere bu bölgeyi bir daha geçebilmiş değiliz. Ve bu bölge yani mevcut gün içerisindeki zirve noktaları aslında mevcut sıkışmalarında olduğu bir bölge. Yani bu bölgeyi 160, 1166 olarak değerlendirirsek özellikle yeniden yukarı yönlü hareketlerin devamı için 1166'ların üzerinde hareketlere ihtiyacımızın olduğunu unutmayalım. Özellikle bu bölge yine baktığımız üzere kanalın üst noktası olarak önemli bir bariyer olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki aşağı yönlü baskılarda nereye dikkat etmek gerekiyor? Evet, yukarıda 166.50 önemli bir bariyer. Peki aşağıda hangi direnç noktasına dikkat etmemiz gerekiyor? Burada da özellikle mevcut spike'lar da etkili ancak genel bir çerçevede ortalama bir rakam verecek olursak 156 civarı önemli ve bu destek noktasının kırılması durumunda aşağı yönlü hareketler daha da istekli olabilir. Şu anda baktığımızda sabah saatlerinde dolar endeksinde gerçekleştirilen bir tepkinin niteliğinde hareketler oluşmakta. Peki bu hareketler günün kalanında da devam edecek mi? İşte özellikle burada dolar endeksinin son tutumuna da dikkat etmek gerekiyor. Genel çerçevede baktığımızda yukarı yönlü sabah saatlerinde bir çıkış oluşsa da hala daha bu çıkışların devam edemeyeceğine ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. Biliriz. Zaten dikkat edilirse aşağı yönlü baskılar 190'lardan itibaren 1200'lerden itibaren çok daha şiddetli etkisini göstermiş oldu. Bu yüzden de mevcut toparlanmalara şaşırmamak gerekiyor. Yani tam net rakam söyleyecek olsak 198'lerden başlayan bir geri çekilme ve bu geri çekilme ile birlikte 1.147'ler test edildi. Kabataslak taslak bir hesaplama yap yapacak olursak yaklaşık 51 dolarlık bir hareketten bahsediyoruz ve bunun yarısının düzeltme olarak değerlendirdiği düşündüğümüzde özellikle 1147 üzerinde koyacağımız yaklaşık 25-30 dolarlık bir hesap burada özellikle 1170-75 bölgesinin oluşumunu da tetikliyor. Bu yüzden de tepkiler devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabı için özellikle dolar endeksinin seyrine de Bakmak gerekiyor. Dikkat edildi ise özellikle bugünün zirve noktası Fibonacci %38.2'lik düzeltme noktasına tekamül etmekte. Bu yüzden de özellikle baktığımızda altın fiyatlarında biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor diyebiliriz. Son olarak da gümüş fiyatlarına değinecek olursak gümüşte de sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir toparlanma hareketi var. Bu toparlanma ile birlikte önemli bir çıkış yaşadık. Bu çıkışlar devam edecek mi? Etkisini sürdürecek mi? Bunları takip ediyoruz. Şu anda 15.65'lerde seyrini sürdüren bir görüntü var karşımızda. 15.70 ilk etapta dikkat etmemiz gereken bir seviye. Eğer 15.70'in üstüne atabilirse yukarı yönlü hareketler yani tepkiler devam etmek isteyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Peki 15-70 geçirmezse ne olacaktır? Tepki alımı sonlandığına ilişkin düşünceler ön plana geçeceği için 15 yeniden hedef alanına girmek isteyebilir. Bu yüzden günün kalanında 15-70 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar, türk lirası dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde Stop Loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonları gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <laughs>